Son dönem böbrek yetmezliğinin altın standart tedavisi böbrek naklidir dedik. Demek ki bu bir alternatif. Bir alternatifin var olduğu noktada mutlaka bilmemiz gereken bir şey var ki her hasta bu tedaviden faydalanamayabilir. Daha doğrusu bu tedaviyle hasta yaşam kalitesine, hastanın sağlık durumuna fayda vermek isteği her hasta için geçerli olmayabilir. Kimdir bu hasta grubu? Bir kez ameliyat olabilecek, anestezi alabilecek kondisyona sahip hastalar adaydır. Kalp damar hastalıkları nedeniyle ameliyat olması uygun görülmeyen kişiler böbrek nakli için de uygun değildir. Ancak bugün kalp damar hastalıklarının tedavisinde geldiğimiz nokta hastayı bu tür engelleri tedavi ettikten sonra böbrek nakli olmasına izin verecek bir seviyeye ulaştırmıştır. Bir diğer nokta, böbrek naklinin gerçekleşmesi sürecinde ister kadavradan ister canlı vericiden olsun aslında toplumun pek çok kesimini ilgilendiren bir efor söz konusudur. Böbrek nakli sonrası gerekli disiplini, ilaç kullanım alışkanlıklarını, kontrollere düzenli gelme davranışını göstermeyecek kişiler aslında böbrek nakli için de uygun değildir. Çünkü bu tedaviden fayda görmeleri ilaçlarını düzenli kullanmalarına, takiplerine düzenli gelmelerine bağlıdır. Dolayısıyla kabaca böbrek nakli hangi hasta için uygun değildir sorusunun yanıtı, yandaş hastalıklarıyla, kalp damar hastalıklarıyla, akciğer hastalıklarıyla bu tedavinin yükünü kaldırması uygun görülmeyen hastalar nakil için uygun aday değildirler. O hastalıklar tedavi edildikten sonra eğer tekrar değerlendirildiğinde uygun görülürse o şansları mutlaka bakidir. Diğer bir şey altı çizilmesi gereken de ilk girişte açıkladığım davranış olarak bu tedavinin gerektirdiği takibi, ilaç kullanımı, disiplini göstermeyecek kişiler bu davranışları göstermeleri konusunda bir davranış değişikliğine itilerek bence böbrek nakli olmalılar. Öteki türlü o nakil sonrası başarısız sonuç aslında sadece kendilerini değil, hekimlerini, organ bağışlayan kişileri de ilgilendirir.